Chat, selamlar. Bugün sizlerle beraber bu karşımızda duran tasarım harikası, konforlu ve dünyanın en rahat koltuğunu inceleyeceğiz. Evet, şu an övüyorum ama bu övgülerin hepsini hak ediyor çünkü beni o 5-6 saatlik yayınlardaki bel ve omuz ağrısından kurtaran arkadaş bu. Şimdi arkadaşlar, espri, şaka, komiklik bir tarafa, gerçekten bugün bu koltuğun incelemesini beraber yapacağız. Ben yaklaşık neredeyse bir aydır bu koltuğu kullanıyorum ve biliyorsunuz ben günümün çoğunluğunu bilgisayar başında geçiren, hatta 5-6 saatlik yayınlar yapan bir içerik üreticisi ve oyun geliştiricisi olarak bu koltuk hakkında sizlere tecrübelerimi aktaracağım. Bununla beraber sadece tecrübelerimi aktarmakla kalmayıp özelliklerinden de bu koltuğun bahsedeceğim. Şimdi öncelikle özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü zaten koltuk, yani ne kadar özelliği olabilir demeyin. Çünkü var. Gerçekten var. Şimdi biliyorsunuz demonte olarak geliyor bu koltuklar. Ondan da bahsetmek istiyorum. Ben gerçekten bu tarz işlere eli yatkın olmayan birisi olarak yanlış taka söke vesaire uğraşa uğraşa yarım saatte yaptım. Maksimum arkadaşlar normalde 5-10 dakikasını alır. Eli bu işlere yatkın bir insanım. Ben biraz yeteneksiz, beceriksiz olduğum için yarım saat gibi bir sürede kurdum. Kurarken zorlanmadım. Hatta ekstradan Jarvis yüzünden eğlenceli, güzel bir video bile çıktı kurulum yaparken. Kurulum konusunda bir endişeniz olmasın. Kurulum için ekstradan birisini çağırmanıza veya birisinden yardım almanıza gerek yok. İçerisinden zaten arkadaşlar şu şekilde bir alet çıkıyor. Bu hem Alien hem Vida, Yıldız Torna videocu. Bununla kurulumu kolayca yapabiliyorsunuz. Vidaları ve her şeyi içinden çıkıyor. Fazla çıkıyor zaten. Suyun içerisinde yer alıyor yani. Dediğim gibi ben yaptıysam sen kesin yaparsın arkadaş. O kadar netim yani, ben o kadar beceriksizim bu tip işlerde. Zaten klasik bir oyuncu koltuğu tasarımı var, şu köşelerinden çıkıntılı. Kırmızı, beyaz ve siyah bir tasarıma sahip bu koltuk. Ve benim şahsen renkleri aşırı hoşuma gitti. Ben normalde turuncu düşünüyordum. Hatta turuncu da yanlış hatırlamıyorsam stoklarda vardı ama ben bu modeli istedim. Çünkü gerçekten çok çok şık. Özellikle şu tam tepesindeki Rampage logosu vesaire gerçekten güzel. Ha bu arada ben tabii ki yazdım başlığa ama hatırlatmakta fayda var. KLR79 modeli bu. KLR79 modelli oyuncu koltuğu bu. Rampage'in birçok oyuncu koltuğu var biliyorsunuz. Bu söylediğim gibi KLR79 modeli. Arkadaşlar her şeyden önce en önemlisi koltuğun bel yastığı var ve bunu belinize göre dilerseniz ayarlamanız mümkün. Yani kendi boyunuza, belinize göre ayarlayabiliyorsunuz buradaki şu esnek zımbırtılar, lastikler sayesinde. Bununla beraber koltuğun boyun yastığı da bulunuyor. Bu yastıklar tamamen opsiyonel. Dilerseniz bunları çıkartabiliyorsunuz çok kolay bir şekilde. Bakın şurada klipsleri var. Buradan çektim. Çıktı. İsterseniz direkt olarak böyle de kullanabiliyorsunuz ki çoğu yayıncı benim gördüğüm kadarıyla böyle kullanıyor. Ama ben zaten çok geriye yaslanarak oynamadığım için oyunları ya da yayını o şekilde yapmadığım için zaten çok şey değil. Çok önemli değil benim için. Görüntü olması açısından böyle koyuyorum. Ama tamam, bakın kabul. Boyun yastığı çok, eğer geriye yaslanmıyorsanız önemli değil. Konsol falan oynamıyorsunuz bahsedeceğim. Yayın için konuşuyorum. Ama arkadaşlar şu bel yastığı var ya. Şu var ya arkadaşlar, bu nimet. Chat'im bilecektir. O 5-6 saatlik yayınların sonuna doğru ızdırap veren bir ağrı başlıyordu. Benim boyum da uzun. Bilmiyorum kameranın karşısına ne kadar belli oluyor ama ben 1.87'yim. Uzun inceyim yani, anlayacağınız bu tarz omuz bel ağrıları için çok müsait bir vücudum var. Ve maalesef 5-6 saat boyunca şu arkadaşın üzerinde yayın yaptığınız zaman inanın müthiş bir ağrısı oluyordu. Yani herhangi sıradan bir sandalyenin üzerinde maalesef mümkün değildi 5-6 saat kalmak. Hakeza şu an oyun geliştirme işinde de saatlerce kalabiliyoruz. O birazcık daha opsiyonel. Yani dinlenip ara verip uzanabiliyorsun. Fakat yine 3-4 saat, 5 saat kalıyorsun. Bununla beraber dedim hani bir koltuğa artık gerçekten ihtiyacım var. Ve arkadaşlar bu Rampage'in KBR79 modelini kullanmaya başladım. İnanılmaz fark oldu arkadaşlar. Tecrübe kısmına geçecek olursak gerçekten 5-6 saat boyunca yayın yapsam bile böyle arada sırada çaktırmadan chat'e, gerçi şu an öğrenecekler ama, geriye doğru yaslayıp böyle koltuğu gayet rahat bir şekilde yayınımı yapabiliyorum. Bunun bu arada derisi suni deri, belirtmekte fayda var. Ben her zaman söylüyorum bunu. Beni herhangi bir şekilde suni deri rahatsız etmiyor. Hatta tam tersi konforlu geliyor bana. Terleme ya da benzeri bir sıkıntı da oluşturmadı bende. Ama sizde olur mu olmaz mı bilmiyorum. O tamamen sizin vücudunuza, cilt tipinize vesaireye bağlı biliyorsunuz. Ben dediğim gibi terlemiyorum. Zaten terleyen bir insan değilim. Bununla beraber arkadaşlar koltuğun sadece yukarı aşağıya değil aynı zamanda geriye doğru da yatabilme özelliği var.
Yani bildiğimiz bu yarış arabası koltukları gibi ya da birazcık daha böyle basit bir benzetme yaparsak otobüs koltukları gibi. Ama tek farkı 135 dereceye kadar geriye yatabiliyor. Ve 135 dereceye kadar geriye yatmasına rağmen düşmüyor. Ben bir iki sefer düşüyorum zannettim ama hayır, arada bir boşluk var. O boşlukla sizin dengenizi sağlıyor koltuk ve düşmüyorsunuz geriye doğru. Ne kadar yatsanız da, koltuğu ne kadar yatırsanız da. Kilonuza bağlı mıdır o bilmiyorum ama ben 65 kiloyum, 60-65 kilo arasıyım. Ben düşmedim yani daha henüz hiç. Bu da arkadaşlar geriye doğru yatırmanız. Hani arada sırada mesela ben böyle uzanmak istiyorum, ara vermek istiyorum çalışmaya ama şimdi yatağa geçip uzandığım zaman da mayışıyorum ve böyle yataktan çıkasım gelmiyor. Dinlenmek istediğim zaman abi koltuğumu geriye yatırıyorum mesela, telefonumla uğraşıyorum. Daha sonra tekrardan direkt koltuğu kaldırıp çalışmaya devam edebiliyorum. Böyle bir avantajı var yani. Bununla birlikte de chat konsol oynarken müthiş bir rahatlık sağlıyor. Bakın gerçekten benim en büyük dertlerimden birisi PlayStation oynamaktı masanın başında. Çünkü biliyorsunuz benim evimde televizyonum yok. Ben monitörde oynamayı tercih edenlerdenim PlayStation'a. Ki bu yüzden de masa başında oynamam gerekiyordu. Maalesef masa başında oynarken de bu eski koltuğumla bayağı bir sıkıntı oluyordu. Şu an böyle çok hafiften geriye yatırıp kollarımı da kol desteklerine koyup gayet rahat bir şekilde şu an rol yapıyorum ama normalde böyle oynuyorum yani. Bu arada bakın küçük böyle bunlar hep düşünüldü. Bakın kumandayı da açtım. Rezil olmayan kumanda niye kapalı demeyin diye. Hani özellikle konsol veya kontrolcüyle oynanan oyunlarda da söylediğim gibi müthiş bir rahatlık sağlıyor. Zaten kontrolcünün kendisi bir rahatlık. Bu koltukla beraber ekstra rahatlık sağlıyor. Kol desteklerinden bahsetmişken kol desteklerimizi de ayarlayabiliyoruz. Bakın aşağı yukarı bunları hareket ettirebiliyorsunuz. Dediğim gibi koltuğun kendisi de aşağı yukarı hareket ediyor. Beraberinde bu sırt kısmından tabii ki yatayda hareket ediyor. Ayakları bu arada arkadaşlar, zaten bundan çok bahsetmeye gerek yok. Koltuğu taşıyabilecek ayakları var. Haliyle ayakları yüzünden birazcık ağır koltuk. Yani şöyle söyleyeyim, tekerlekle bile bir yere ittirmek götürmek zor oluyor ama zaten hani bunu ne kadar taşımanız gerekir ki? Nerede ve en fazla odadan odaya götürürsünüz. Onda da zaten sürüklersiniz. Ağırlığı konusunda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama söylemem gerekirse ağır bir koltuk yani. Bunlar dışında benim şahsen eklemek istediğim bir şey yok chat. Söylediğim gibi tasarımını vesairesini gösterdim zaten. Sizin merak ettiğiniz bir şeyler varsa aşağıdan sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar biliyorsunuz cevaplamaya çalışıyorum. Eğer bir oyuncu koltuğu almayı düşünüyorsanız kesinlikle tavsiyemdir. Söylediğim gibi modeli KLR79 modeli. Zaten aşağıya da size açıklama kısmına bir link bırakacağım. Satın alabileceğiniz bir link olacak aşağıda. Bu şekilde chat. Bana vaktinizi ayırdığınız, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Kendinize iyi bakın. Söylediğim gibi tekrarlamakta fayda var. Açıklama kısmında link var. Oradan satın alabilirsiniz. Ve kafanıza takılan farklı şeyler varsa da yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.